Şuna bak ya. Ucu bucağı görünmeyen portakal bahçemiz var. Ama içinden bir tanesini bile satamadık. Ya merak etme aşkım. Elbet bir müşteri bulacağız. Ya mevsim ortasına geldik Bella. Yani müşteri bulsak ne olacak ki? Hadi müşteriyi bulduk diyelim. Satmak en azından bir ay sürer. Hazar lütfen sakin ol. Bulacağız bir çaresini. İnşallah. Evet gençler. Telaş etmeyin. Merak etmeyin. Neden? Çünkü Kaan abiniz bir çaresini buldu. Nasıl yani? Mehde Beren'e borç vermeye kabul etti mi? Etti tabii ya. Ben hep derim benim anamın eli çok açıktır. Ya babam 10 istemiş, anam 20 vermiş be. Oley, kurtulduk. Yupi yupi yupi. Yupi yupi yupi. Bence bu kadar sevinmeyin. Devamlı bir müşteri bulmazsak bu parayla ancak bu seneki açığımızı kapatırız. Yani şunu demek istiyorum. Yeni müşteriler bulamazsak eğer sonbaharda yine böyle el elde baş başta kalırız. Tamam. Buluruz. Bak Esmeralda müşteri bulurken ne yapıyordum? Oturduğu yerden herkes arayıp duruyordum. Ama biz fazlasını yaparız. Biz kalkıp ayaklarına gideriz. Hayatım kimin ayağına gideceğiz ki? Bizim Ruslardan başka bağlantımız yok. Madem öyle karar verdiniz tamam. Ben kendimi yakıyorum ve Rusların ayağına ben gidiyorum. Ne yapalım? Ufkan abi ya sen de sulandırma. İyi. Vallahi. Hayatım bağlantımız Papiton. Papiton mu? Aha. Allah. Ah ah. Ben bugün öyle bir halt yedim ki ne dönürüm. Sakın sorma. Peki dönürüm. Tamam sorma. Benim dönürüm. Ben bir halt yedim ki ne sen sor ne ben söyleyeyim. Aşk olsun dönürüm ya. Sormamı istemiyorsan sormam ben de ne olacak ya. Senden kıymetli mi? Sormuyorum. O değil de benim dönürüm. Ben bugün ahlaksız bir teklife evet demiş bulunuyorum. Ne diyorsun dönürüm sen ya? Ne yaptın sen ya? Hani tövbe etmiştin? Hani bırakmıştın bu işleri ya? Bu sefer ne yaptın? Orası öyle de. Evet demek mecburiyetine kaldım. Ruhumu 20 milyon kaymaya sattım. Ne? Ya. 20 milyon mu? Ya dönürüm. Affedersin ama. Sen de iyi para etmişsin yani. Vallahi. Peki bir şey soracağım. Bu 20 milyona ruhunu satın alan değerli zat kim? Ha? Benim 35 yıllık karım. Dünürüm. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Düşünebiliyorum benim dünürüm. Muhtemel. Benim 35 yıllık karım kendine gidiyorum diyorum ki. Muhtemel bana para verir misin o bana ne diyor biliyor musun? Sen bana resmi nikahı yazsan ben de sana parayı veririm. O zaman ben ne yapıyorum? Evet. Ruhumu satın alabilirsin ama bedenimi asla diyor. Kabul ediyorum. Çok onurlu bir davranış. Vallahi bravo. Ama ne yapacaksın? Kaderde varsa süzülmek neye yarar? Üzülmek baş varmış. Hoş geldiniz. Merhaba Papiton. Kızım. Bir şey soracağım. Heh. Sen Portekiz Büyükelçisi'ni tanıyorsun değil mi? Tanırım tabii. Hem de çok iyi tanırım. O da beni çok sever biliyor musun? Süper. O zaman bize büyük yardımın dokunabilir. Dinleyin. Biz yeni müşteri bulmak için bizzat Portekiz'e gitmeye karar verdik. Oh. Sen de arkadaşını ara. Hemen randevu al. Tamam. Hatta almakla kalma. Sen de gel bizimle. Çok güzel fikir. Ben hemen arayayım, randevu alayım. Hatta aramakla kalmayayım. Ben de sizle geleyim. Tamam. Çok iyi düşünmüşüm benim kızım. Peki ben ne yapacağım ben? Şimdi onu da halledeceğim babacığım. Peki Papiton, sen Ukrayna Büyükelçisi'ni tanıyor musun? Aa, bak onu tanımıyorum. Ya yok ama sorun değil. Mutlaka tanıyan birini bulurum. Bir bağlantıya geçerim siz hiç merak etmeyin. Güzel. Güzel. O zaman Hazar'la Kaan abin de Ukrayna'ya gidecek. Peki ben ne yapacağım? Nereye gideceğim ben? Hayatım pardon da bu Ukrayna nereden çıktı? Ya çok mantıklı değil mi aşkım? Yeni geldi aklıma. Ya mantıklı da laf mı yengem? Mantıklı da laf mı? Şu yaşımdayım. Hayatımda duyduğum en mantıklı cümleyi kurdun. Yani biri Ukrayna'ya gidecekse o tabii ki Kaan Ağa olacak. İyi de ben ne olacağım ben? Sen hiçbir yere gitmiyorsun babacığım. Sen burada kalıyorsun. Niye ki ne? Çünkü ben yok, biz var da ondan benim babam. Hem biz gideceğiz, Ukrayna'yı içinden fethedeceğiz. Sen sakin ol, rahat ol.
Aferin sana kızım. Gidersin Kaan Bozok. Ya ne demek gidersin Nazgül ya? Şirket batıyor diyorum, anlamıyor mu kız? Ben kocamı sokakta bulmadım. Gidemezsin diyorum. Ya orası Rusya değil zaten. Bambaşka bir memleket. Niye? Orada da mermer gibi karılar var. Ya güzel karıcığım, mermer gibi karılar her yerde var. Öyle mi? Nerede varmış? Söyle biz de bilelim. Vallahi bu konağın dışına çıkarttırmam seni. Yok canım, ben aklım karıştı, yanlış söyledim. Yani diyeceğim o ki sen başka kadınlarla ilgilenme. Sen şu kocana bir güven yeter ya. Tabii tabii tabii. Kocama güveneyim. O da iki gün sonra elik karısıyla kol kola konağa gelsin, öyle mi? Ya yine mi aynı mevzu? Yeter ya, yeter. Ne? Yeter mi? Ay! Ay o ne ya? Kız. Kız ne oldu bebeğe, bir şey mi oldu? Ay oldu tabii. Bütün dediklerini duydu yavrucak. Ay. Yavrum benim, evladım. Karıcığım senden çok özür dilerim. Evladım senden de özür dilerim. Sen bunları duymamış ol. Yok bunları sayma. Ay yo, artık çok geç. Duy evladım, duy. Baba bize yeter artık dendi. Yok yavrucuğum, ben onu sana söylemedim. Rahat ol. Duydun mu evladım? Sana söylememiş, anana demiş. Yok anana da demedim. Aa yeter ya. Bak gördün mü yavrum, bir kez daha dedi. Ya Nazgül delirteceksin mi beni ya? Allah Allah. Ya gitmeyeceksin değil mi? Hayır gitmeyeceğim, lanet olsun ya. Vallahi lanet olsun. Portakalına da, şirketine de, mermerine de lanet olsun. Oley! Kıvırcığım, ya zaten bu portakalları madem dış ülkelere satacaksanız... neden Orta Doğu ülkelerine satmıyorsunuz? Mesela ben olsa Arap ülkelerini tercih ederdim. Öp. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. O zaman biz ilk uçakla geliyoruz. Tabii. Üstadım, bu arada hani gelirken getirmemizi istediğiniz, özlediğiniz bir şey var mı? Şalgam. Tabii efendim, şalgam ne demek? Tabii ki. Ev yapımı getiririm hatta size. Saygılar üstadım. Görüşmek üzere. Çok mersi. Sağ olun, sağ olun. Randevu işi tamam. Peki Ukrayna? Bir şey için özel kalemi bize dönüş yapacak. Süper. Peki benim kızım... Ya peki benim gidebileceğim bir yer yok mu yani? Ben siz gelene kadar burada böyle oturacak mıyım yani? Böyle boş boş oturacak mıyım anangiller gibi? Ya babacığım senin burada kalman en iyisi. Neden? Çünkü birinin şirketin başında kalması lazım. Nasıl yani ya? Ben böyle burada yalı gazı gibi dikilip duracağım mı yani siz gelene kadar? Estağfurullah. O nasıl laf babacığım? Şirkette olacaksın. Anladım. Siz beni istemiyorsunuz yani, ben yaşlandım diyorsunuz yani, öyle mi? Ha ben ıskartaya çıktım yani sizin için, öyle mi? Babacığım niye alınganlık yapıyorsun? Babacığım yoksa sen antrapoza falan mı girdin? Ne poz, ne poz? Antrapoz. Benim oğlum, ben öyle bilmediğim pozlara girmem bir kere de. Bilirim, antropoz diyor yani orta yaş bunalımı. Hani böyle kadınlardaki menopozun erkek versiyonu gibi. Densiz işte. Nasıl yani ya? Hem... Karta kaçtım diyorsunuz yani, öyle mi? Estağfurullah efendim. Haberler iş işten geçti diyorsunuz yani. Siz gidin Portekiz'e, siz Ukrayna'ya, müşterilerle görüşün, işleri halledin. Alın, satın, ben de burada böyle mal gibi oturayım yani o şirkette, öyle mi? Yalı kazı gibi yani, öyle mi? Ha, ben oturayım ofis olan Ferhat'la böyle sabahtan akşama kadar... Ha, hayat size güzel tabii ama böyle bir dünya yok, böyle bir dünya yok. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Antropoz ne ya? Hayatım şu yurt dışına çıkma işini gerçekten çok iyi akıl ettin. Yani ben de biraz araştırdım da satış için şansımız yüksek gibi duruyor. Ben sana demiştim değil mi? Neyi? Bugüne kadar başaracağım deyip de başaramadım hiçbir şey olmadığını. Beni artık hafife almazsın. Rahatsız ediyorum ama söylemem gereken önemli bir şey vardı. Buyurun Aysun Hanım. Bugün bayan personelin çoğu işe gelmedi. Neden? İşi bıraktılar. Toplu halde mi? Evet. Hatta bazıları tazminat davası açacaklarını söylüyorlarmış.
Allah Allah. Şirkete mi? Evet. Peki gerekçeleri neymiş? Personel müdürü tarafından mobbing uygulandı. Ne iddia ediyorlarmış. Bravo hayatım. Ne yapacağız şimdi? Vereceğiz tazminatlara, gidecekler. Ha, bu kadar basit yani. Aha. Ya ne güzel işte hayatım. Sayın de, eli işte, gözü oynaşta ne kadar personel varsa hepsi kendiliğinden temizlenecekler. Bu müjdeli haber için teşekkür ederiz Aysun Hanım. Of, günaydın. Heh, Aysun'cum hemen bana bir tane yok bir tane değil. En az 5 tane kahve yap, önce kendime gelirim vallahi. Hemen efendim. Aman aman. Hayırdır abi, bir şey mi oldu? Of, ya daha ne olsun ya Hazarım. Ukrayna hayallerim suya düştü. Aa, niye? Karım vize vermedi. Nasıl yani? Ya nasıl olacak ya? İşte Nazgül'ü bilmiyorsunuz mu? Yani benim karımın bir mermer, iki bacak boyu yüksek kadınların olduğu memleketlere alerjisi varmış. Ne yapalım? İzin koparamadın yani. İşte bunlar hep sabıkan yüzünden Kaan abi. Eğer sicilin temiz olsaydı şimdi karın böyle kıskançlıklar yapmazdı. Ya o değil de ben Ukrayna'ya şimdi tek başıma mı gideceğim? Vallahi bilmiyorum benim sevgili kardeşim. Bence onun yanında duran şahsiyete sormalısın. Saçmalama canım. Ne ilgisi var yani, sonuçta ben iş için gidiyorum. Ya aşkım ben düşündüm de aslında gitmesin daha iyi olur ya. Şaka yapıyorsun değil mi Bella? Yok. Nazgül bugüne kadar ne dediyse hepsi çıktı. Eğer o Kaan abime izin vermediyse bir bildi vardır. Ya hayatım, az evvel kendi ağzında söylemedin mi? Kaan abim sabıkalı, benim sicilim tertemiz. Yani bu durumda bana güvenmeme gibi bir ihtimalin olmamalı bence. Ya aşkım ben sana güveniyorum. Çevreye güveniyorum. Bella, gitmek zorundayım biliyorsun. Yo değilsin. Bizim satış pazarlama müdürümüz Ziya Bey de gidebilir bence. Hayır Bellacığım. Böyle büyük bir satışı bir başkasına emanet edemem. Hem unutma ki burada patron benim ve son kararları ben veririm. Yani? Yani şu, Ziya Bey'le birlikte şirketi temsilen Ukrayna'ya ben de gideceğim. O kadar. Ay, helal olsun benim kardeşime be. Helal. Kamil. Kamil. Aa, gerçekten de bütün gece adam yanıma gelmemiş be. Hah, geldin mi? Gel gel. Özledin tabii beni. Ne oldu? Uyanır uyanmaz soluğu benim yanımda mı aldın? Ama bak ben sana soracağım. Benimle değil de bütün gece kelindir ağamla yatmayı ben sana soracağım. Gel bakayım avucunu. Ne bakıyorsun ben böyle? Yala bakayım avucunu. Hiç boşuna kendini yorma Kamilla. Çünkü bu sefer avucunu yalayan sen olacaksın. Aa, nasıl olacak o şey? Biz gidiyoruz Kamilla. Siz? Evet. Bella ve ben. Portekiz'e gidiyoruz. Hatta belki ondan sonra da İspanya'ya. Neden gidiyorsun? Ben anlamadım. Ben niye gidiyorsunuz? Cevap versene. Ne zaman gidiyorsunuz? Şimdi. Benim neden haberim yok? İşte şimdi söyledim ya karıcığım. Ama Kamil bu nasıl söylemek? İnsan izin alır gidebilir miyim der. Hatta beni de götürür be. Sen içindeki kötülüklerden kurtulmadan seninle değil Portekiz'e aha şu kapının önüne kadar bile gitmem Kamil, haberin olsun. Kamil senin ataşın mı var acaba? Bakayım yok, ataşın da yok. Sen kendinden misin be? Kendimdeyim Kamilla. Hem de hiç olmadığım kadar kendimdeyim karıcığım. Yok be sen kendinde falan değilsin. Vallahi senin Kamil'le ayarların bozulmuş ha. Gevşeyen vidalarını ben bir güzel sıkıştırayım senin de gör gününü ha. Kamil'le sen ne dediğimin farkında mısın? Eğer kendine çeki düzen vermezsen bundan sonra hep böyle bir Kamil'le muhatap olacaksın diyorum. Ama Kamil sen de çok uzattın. Gel kocacığım gel yatalım biraz be. Gel be yanıma gel. Evet uzattım. Bazı şeyleri hatta biraz fazla uzattım. Çok daha önce kesip atmalıydım bu işi.
Ama umarım ben Portekiz'den gelene kadar enine boyuna düşünür ve doğruları bulursun Camilla. Ya bir dakika be, Allah Allah, olmaz öyle. Bu konakta biri Avrupa'ya gidecekse ancak ben gidebilirim yani. Bunda bir terslik var ya. Evet, bu işte bir terslik var. Hem de o terslik şu anda tam da karşımda duruyor. Ben mi? Evet. Benim nerem ters? Ha, bu mu ters acaba? Camilla, senin doğrularınla yanlışların yer değiştirmiş. Ters yüz olmuşsun, ters yüz. O yüzden üzülerek söylüyorum ki bundan sonra bizimle değilsin. Müsaadenle hazırlamam gerekiyor. Ne oldu bu adama acaba? Ah benim kızım, benim oğlum. Çok geç kalma, hemen dönersiniz değil mi? Ay yok babacığım, merak etme. Bir iki gün sadece. Benim oğlum, sen ne kadar zaman halledersin? Benim de anca o kadar sürer babacığım. Ha, ikiniz de azimlisiniz yani. İki günde portakalları satarız diyorsunuz. İnşallah babacığım, inşallah. Bakalım önce kim satacak? Aman babacığım, satılsın da kimin önce kimin sonra sattığının hiçbir önemi yok. Ama böyle satışlarda rekabet çok önemlidir, biliyor musun? Şimdi ilk satışı yapan her işini bırakacak, hemen beni arayacak. Yine ben de bileceğim ilk satışı kim yapmış. Oo benim dünürüm. Ya gözlerimiz yollarda kaldı. Ne oldu? Ayrılamadı tabii değil mi Kamelya Hanım'dan? Bilakis yüzüne bile bakmadım. Vallahi mi? Maşallah sana. Yine de kaç yıllık karındır ya. Ben yokken size emanet dünürüm. Tabii tabii. Hiç merak etme. Ben de ona göz kulak olurum. Ama bir şey diyeceğim. Siz de orada birbirinize mukayyet olun. Tamam mı? Sen hiç merak etme, o iş bende. Hemen gidin, hemen gelin. Özletmeyin kendinizi. İşlerinizi çabucak halledin. Sizin ayrılığınıza dayanamam. Çok özlerim, bilinmiyor. Ya ben dünürüm, ya ben. Evet, biraz daha oyalanırsak uçağı kaçıracağız. De haydi o zaman, hadi, 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 hadi. Yolcu yolunda gerek. Hadi, selametle. Çabuk hadi. Gelin ha. Allah'a emanet. Haydi. Hadi su gibi yolunuz olsun. Haydi, haydi. Kamil! Kamil! Yetişemedin Kamelya Hanım, yetişemedin. Geçti Borun Pazarı Süreş'e, Nide'ye. Ama Nide mi? Ne Nide'si? Nide'ye mi gidiyorlar? Yok, Avrupa'ya. Ha, ben yanlış mı gördüm Kelindiram? Keçi çobanı da mı gitti onlarla? Ha vallahi o da gitti. Üçü bir oldu da beni neden bıraktı gitti ya? Orasını ben bilemeyeceğim artık. Ne zaman gelirler acaba? Sen uslandığın zaman. E orası belli olmaz. Belki de seni temelli terk etmişlerdir. Ya deli mi bunlar, akılları mı yok ya? Benim gibi fıstık gibi bir Avrupalı kadın terk edilip gidilir mi be? Onu bana mı soruyorsun? Seni gidi son yuva yıkıcı seni. Ben bu yaştan sonra yeni bir kocayı nereden bulacağım be? Ateş! Ateş! Efendim, 2007 yılından itibaren ihracat yaptığımız firmaların dokümanlarını istemişsiniz. Hepsi burada. Ah Buse'cim, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eline sağlık da sen niye yordun kendini, he? Bizim bu işleri yapacak başka personelimiz vardı. Maalesef artık yok Kaan Bey. Hatta ofiste çalışacak personeliniz yok. Daha doğrusu kadın personeliniz yok. Ne? Nasıl yok? Niçin yok? Neden yok? Nasıl yok? Buse'cim, kadınlar bizim çiçeklerimizdir. Onlar bizim en değerli varlıklarımızdır. Bozo Holding'in olmazsa olmazlarıdır kadınlar. Nasıl olmazlar ya? Yeni personel müdürümüz Bella Hanım yüzünden. Malum yeni kıyafet yönetmeliğinden dolayı. Bakayım. Vallahi şu an kelimelerin kıyafetsiz kaldığı noktadayım. Biliyorum. Hiç yakışmadı, biliyordum. Yok Buse'cim, üzme sen kendini. Hayır üzme. Sen beni yanlış anladın. Ben şu an şoktayım. Neden şoktayım? Çünkü yani bu kadar kötü bir kıyafet bir insanın güzelliğini bu kadar mı gölgeleyemez ya? He?
bu kadarını gölgeleyemez. Gerçekten mi? Kaan Bey ya. Çok teşekkür ederim. Moralimi yerine getirdiniz. Aa, ne demek Buse'cim ya, ne demek? Ben senin patronunum. Senin moralini düzeltmek benim asli görevlerimden biri. Senin moralin ne zaman bozulursa ben onu o zaman düzeltebilirim. Ha! Yaz kızım. He? 50 ton portakal, 50 ton limon, 150 ton limonata. Aman yanlış olmasın ha. Bak yaz onları güzel güzel yaz. Aa, karıcığım hoş geldin. Biz de çalışıyorduk. Vallahi hoş bulup bulmama konusunda kararsızım Kaan. Neyse. Aa, benim hırçın karım. Hangi rüzgar attı seni buraya böyle ha? Yoksa bana sefer tası mı getirdin yine? Aa yo. Bu defa herhangi bir rezalete karşı suratına tükürmesi için cimri mıstoyu getirdim. Ay benim güzel oğlum, seni gidi. Buse Hanım, siz artık çıkabilirsiniz. Çıkın dışarı, tamam bitti. Buse. Yani muah. Muah? Muah, muah. Adı öpücük anlamına gelen bu kadın kim Kaan? Çabuk açıkla. Aa, ben nereden bileyim Nazgül'üm? Öyle sıradan bir çalışan işte. Belki de ilk defa görüyorum hayatımda ben. Sen niye geldin? Benim güzel karıcığım, niye zahmet ettin buralara kadar? Ha, ne oldu? Anam seni kontrole geldi baba. Sus lecim mi? Alacağım ayağımın altına ha. Ya Nazgül, Nazgül aşk olsun kız. Ben portakal mıyım? Benim neyi mi kontrol edeceğim? Niye? Bize ekip ekmediğini görmeye geldim. Ukrayna'ya gittin yoksam yok. Yoksam yok canım, hiçbir yere gitmedim. Aha buradayım, Adana'ya kazık çaktım, burada duruyorum. İşimin başındayım işte. Aa, Ukrayna'ya gitmemişsin ama bakıyorum da Ukrayna'yı buraya getirmişsin. O ne demek kız? Buse demek, Buse. Ay ne biçim bir kız o? Hiç hoşuma gitmedi. Kenafir gözlü, tam bir pislik. Gözleri serfecir okuyor. Buse. Ya o kız ne okuyacak? O kızın okuyabildiği tek şey fizibilite raporudur. Başka bir şey okuyamaz ki ne o? Okumasın. Kimseler benim kıvırcığıma bir şeyler okumasın. Eğer kim rapor okunması gerekiyorsa gelsin Ferhat okusun. Ferhat. Ya dünkü çoban bugünkü ofis boy koskoca CEO'nun sekreterliğini mi yapacak? Olmaz öyle şey. Ama sen öğretirsen olur Kaan. Eline mi yapışır? Aa, vallahi sen iyice saçmaladın, iyice abarttın benim güzel karıcığım ya. Hem bak benim burada işim başımdan aşkın. Hadi beni meşgul etmeyin ha. De hadi, hadi. Ay! Ay ne oldu? Ne oldu kız ay? İçeriden bir şeyler oldu, yine tekme mi o? Bakayım ne oldu, ne diyor? Bak! Resmen tekme. Anasını kovaladın diye içeride tepki gösteriyor yavrucak. Ya kızım benim kimseyi kovduğum yok. Saçmalama, nereden çıkartıyorsun? Tabii tabii. Bak dinle nasıl tekme vuruyor. Gel gel koy kafanı. Dinle. Sana söylüyor. Duydun mu? Ana. Hakikaten tekmeliyor ha. Diyor ki... Buse artık senin sekreterin olmayacak. Olmayacak. Değil. Sen ne dersen odur benim karım. Benim hırçın karım. Ay canım benim. Ulan nasıl tepikliyor ha? Ulan topçu olacak bu galiba ha? Ha? Nasıl vuruyor ha? Hayatım, benim çok az vaktim kaldı. Ben hemen gitsem olur mu? Ay, tabii hayatım, tabii. Hadi git sen. Sakın geç kalma. Dikkat et kendine, tamam mı? Sen de bir tanem. Babacığım Bella sana emanet. Merak etme yavrum, gözün arkada kalmasın. Kalender Bey'in de dediği gibi, bakalım portakalları önce kim satacak ha? Aman papitom, kim satarsa satsın. Yeter ki satılsın. Aşkım bir gelişme varsa sana haber ver, tamam mı? Unutma. Tamam hayatım, sen de haber ver. Oo, geç kalıyorum. Ziya Bey çoktan kontrole geçmiştir. Seni seviyorum hayatım. Ben de. Hadi iyi yolculuklar. Annem mi? Evet. Açmayacak mısın?
açmayacağım. Papito'm bak, biliyorum sana mı kızgınsın ama bu kadar da biraz fazla değil mi? Ona az bile belli. Ya belli ki merak ediyor. En azından açıp nereye gittiğimize, kaç gün kalacağımıza falan söylesek. Merak etsin dursun kızım. Merak etsin ki hiç olmazsa belki burnu sürter de kendine gelir. Bak ortalığı ayağa kaldıracak. Bize de gittiğimiz yerde rahat vermeyecek Papito'm. Lütfen aç şu telefonu. Of belli ya, of belli ya. Por favor Papito'm. Alo. Ne var Camilla, ne var? Ah anne, ah. Papito'm da delirtin ya. Ben sana ne diyeyim? Sana ne? Gidiyorum. Kızımı da aldım, gidiyorum. Ne olacak? Ben sana nereye gittiğimi söylemek zorunda değilim. O kız benim de kızım. Üstelik evli baklı. Sen otur orada. Otur. Bir toparlarsın kafanı. Adamı da alın. Hadi hoşçakal. Bu ne be? Yürü bakalım birader, biz de geliyorsun. İyi de siz kimsiniz? Beyler ne oluyor? Hop, kardeşim, kardeşim bir dakika. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa! Ne oluyor ya? Ha, kızım, kızım. Ne yapıyorsunuz siz? Kaçırıyorum. Fazla gazla, hadi gidelim.